Değerli basın çalışanları, hepiniz hoş geldiniz. Basın toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için ben HDP adına hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü basın toplantımıza yargı reformuyla başlamak istiyoruz. Dün bildiğiniz gibi çok uzun bir yargı reformu adı altında uzun bir strateji belgesini açıkladı Erdoğan. Bu değerlendirmeye geçmeden önce birkaç şöyle saptama yapmak gerekirse, çok uzun bir zamandır bildiğiniz gibi Türkiye'de büyük bir demokratik değişim ihtiyacı vardı. Bu demokratik değişim ihtiyacı 31 Mart yerel seçimlerinde de çok belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştı. Nitekim aynı zamanda bu sonuçlarla beraber de bir demokratik değişim kapısının giderek aralandığını, artık yeni bir siyasal dönüşüm sürecinin içerisine girdiğimizin emareleri, sinyalleri ortaya çıkmıştı. Kanımca iktidar da bu ihtiyacı tespit etmiş olmalı ki, ortaya çıkmış olan bu demokratik değişim talebini bir yargı paketiyle, bir demokratik yargı paketiyle karşılamak açısından karşılamak yerine bir strateji belgesiyle 2023'e bir vizyon oluşturmak bakımından zamanı zemini pek belli olmayan bir belgeyle bu değişime kendince bir karşılık vermiş oluyordu. Arkadaşlar, her şeyden önce altını çizmek gerekir ki bu bir demokratik yargı paketi değil. Bu bir ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan, zamana bağlanmamış bir stratejik belgesi, bir perspektif metni. Eğer biz demokratik bir yargıdan Türkiye'de söz edilecekse, her şeyden önce işe artık sarayın bir yargısı haline gelmiş olan mevcut yargı sisteminden başlamak gerekir. Yargıyı saraydan bağımsızlaştırmak, yargıçları saraydan özgürleştirmek, yargıdaki demokratikleşme sürecinin başlangıç adımı olacaktır. Bu noktada atılmayacak hiçbir adım, yargıda demokratikleşme adımı anlamına gelmeyecektir. Bunların her biri birer yapay yüzeysel düzenleme olmanın ötesine de geçmeyecektir. Nitekim bu bir demokratik bir düzenleme, bir değişim paketi olmadığı oradan belli ki, eğer sarayın ihtiyaçlarını değil de toplumun ihtiyaçlarını temel alan bir yeni bir yargı düzenlemesi söz konusu olacaksa, o zaman bu her şeyden önce iktidarıyla, muhalefetiyle bütün herkesin ortak bir çabasının sonucu ortaya çıkan bir belge olabilirdi. Bir ortak bir uzlaşı belgesi olarak olabilirdi. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Saray kendi ihtiyaçlarını dikkate alarak bir belgeyi topluma uzun uzun parlak cümlelerle sunmuş oldular. Değerli arkadaşlar, uzun zamandır Türkiye'de yargı ve adalet bir yapboz tahtası haline çevrilmiştir, bir oyuncağa çevrilmiştir. Erdoğan dünkü açıklamasında adalet küçülürse zulüm artar diyor. Şimdi gerçekten insan şaşırıyor, bunu kimin için söylüyor? Evet, Türkiye'de adalet küçülmüştür, zulüm artmıştır. Bakın, ben size bununla bağlantılı olarak bir iki olgudan söz etmek istiyorum. Zulmün ne kadar arttığını biz geçen günlerde Halfeti'de gördük. Halfeti'de 90'lı yıllara çağrışım yapacak, aratacak şekilde bir açık İşkencenin yapıldığını kamuoyunun gözlerinin önünde görmüş olduk.
yere yatırılmış, yüzüstü yatırılmış, elleri arkadan ters kelepçeyle bağlanmış insanlar. Peki gözaltı olur mu? Olur. Yargı önüne insanlar çıkar mı? Çıkar. Şüpheli görülür mü? Görülür. Ama bütün bunların her biri, bu olguların her biri artık Türkiye'de yargının yerini artık polisin şu ya da bu biçimde infaz gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Kolluk, yargıya yardımcı olması gereken kolluk kuvvetleri artık yargının yerine kendisini geçirmiştir ve dolayısıyla da bizatihi onlar kendileri yargılamaktadır ve bunu da bir fiziksel işkence yöntemiyle gerçekleştirmektedirler. Değerli arkadaşlar, bu Halfeti'deki insanlık dışı olguyu biz Ankara'daki işkence realitesiyle birleştirdiğimiz zaman Türkiye'nin çok vahim bir noktaya doğru sürüklenmekte olduğunu görmekteyiz. Eğer emniyet, Ankara Emniyeti'nin raporuna bakıldığı zaman o raporu eğer kamuoyu öylece biliyor olsaydı, HDP'nin Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Hocamız bunu açığa çıkarmamış olmasaydı, Ankara Barosu'nun insan hakları kuruluşlarının yaptığı çalışmalar olmasaydı, bugün Ankara Emniyeti'nin derin dehlizlerindeki bu fiziksel işkenceyi, insanlık dışı uygulamayı kimse bilmeyecekti. Değerli arkadaşlar, burada biz herhangi bir olaydan söz etmiyoruz. Üzülerek ifade etmek isterim ki bugün Türkiye'de iktidarın izlediği politikaların sonucunda bu işkenceye sıfır tolerans denilen politika işkenceye tolerans politikasına giderek dönüşmekte ve sistematik bir işkence sürecine doğru hızla gidildiğini göstermektedir. Bu çok vahim bir durumdur. Altını çizmek isterim. Biz Türkiye'deki bütün demokratik kitle örgütlerini, demokratik kamuoyunu, sendikaları, insan hakları kuruluşlarını, bugün demokrasiden, özgürlükten yana olan, işkencenin bir insanlık suçu olduğunu düşünen herkesi bu konuda tepki göstermeye çağırıyoruz ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu görmezden gelinebilecek, duymazdan gelinebilecek bir konu değildir. Burada da değerli arkadaşlar, yargı paketiyle birlikte söyleyecek olursak, görüldüğü gibi artık kendini yargının yerine koymuş olan kollukla ilgili de mesela bu pakette herhangi bir düzenleme yoktur görev ve yetkileriyle ilgili. Bu polisin görev ve selayetleriyle ilgili kanunu incelediğiniz zaman o yetkilerle ortaya çıkan her kolluk kuvveti o anlayışla yetiştirilmiş herhangi bir emniyet kuvveti kendisini bir kamu görevlisi olarak, herkese eşit davranması gereken bir kamu görevlisi olmaktan çok iktidarın empoze ettiği ideolojik sayıklarla donanmış, içselleşmiş ve karşıtına, muhalife kin ve nefretle yaklaşan bir insan tipi ortaya çıkmıştır. Eğer bir yargı paketinden söz ediliyor ise, bir stratejik belgesinden söz ediliyorsa, 2023'e bir projeksiyon tutulmak isteniyorsa, her şeyden önce başta elbette ki yasaların demokratikleşmesi gelmektedir ama arkasından Türkiye'deki uygulama çok vahimdir. Değerli arkadaşlar, biz aynı yaklaşımı, aynı güvenlikçi yaklaşımı biz son dönemde özellikle bu 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal uygulamasının başlamasıyla beraber bu darbe girişimi gerekçe gösterilerek bakın
Gazeteciler, akademisyenler, yazarlar, aydınlar, siyasetçiler ve siyasi tutuklu ve hükümlerle ilgili hiçbir düzenleme yoktur bunun içerisinde. Bu mantalitede bir değişiklik yoktur. Bunu ele alacak bir perspektif yoktur. Bugün bu gazeteciler, aydınlar, yazarlar kendi ifade özgürlüklerinden dolayı, basın özgürlüğünden dolayı, akademik özgürlüğünden dolayı her biri bir terör suçlusu olarak damgalanmış ve dolayısıyla tutuklanmış, gözaltına alınmış ve hapse gönderilmiştir. Bu açık belgenin içerisinde düşünce ve ifade özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, akademik özgürlüğün bir terör suçu, tırnak içi bir terör suçu olmanın ötesine geçtiğine dair herhangi bir emare yoktur. Aynı şey demokratik siyaset üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi sallanan bu yargıda herhangi bir düzenleme de yoktur. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi yargı sarayın ihtiyaçlarına uygun olarak çalıştığı için, yargıçlar sarayın ihtiyaçlarını dikkate alan kararlar verdikleri için, savcılar sarayın ihtiyaçlarına uygun harekete geçtikleri için burada tamamen bir keyfi uygulama söz konusudur ve onun dışında adaletin uygulanacağı, tecelli edeceği bir tek örnek bile yoktur. Bugün başta Halkların Demokratik Partisi'nin milletvekilleri olmak üzere her biri parlamentoda şu ya da bu biçimde kürsüdeki dokunulmazlığının dışında söylediği düşüncelerinden dolayı her birinin hakkında başta eş genel başkanlarımız olmak üzere pek çok fezleke hazırlanmıştır. Türkiye'de yasalar nezdinde dokunulmazlığı olan milletvekilleri dahi uyduruk gerekçelerle, fezlekelerle gözü korkutulmak isteniyorsa, halkın vekilliğini özgürce dile getirilmeleri engellenmek isteniyorsa, her birimiz, herhangi birer vatandaş olarak bunu çok düşünmeliyiz. Değerli arkadaşlar, bu strateji belgesi esas olarak Türkiye'de Türkiye halklarının özlemi olan, büyük bir beklentisi olan demokrasiyi, özgürlükleri, hakkı, adaleti tesis etme projeksiyonu bize sunmuyor. Erdoğan'ın konuşmasında da ifade ettiği gibi bu 2023'e bir projeksiyon tutma adıyla bir güven veren ve adalete erişebilmeyi öngören bir mantıkla hazırlanıyor. Şimdi eğer bir ülkede yapılacak reform, demokratik reform paketi kendi ülkesindeki biz yurttaşlara bir güven vermiyorsa o zaman güven vereceği adres bize göre şudur. Özellikle 2018'den itibaren, Ağustos 2018'den itibaren bir finansal kriz olarak açığa çıkan ekonomik krizin sonucunda artık yabancı sermaye Türkiye'den kaçmaya başlamıştır. Yerli sermaye de kaçmaya başlamıştır. Dolayısıyla ekonomik krizi de bir bakıma sopa zoruyla muhalefeti bastırdığı gibi, bastırmak istediği gibi sopa zoruyla çözmek isteyen Erdoğan'ın bu yöntemleri karşısında tam tersine kriz giderek daha büyümüş ve bir dalgalı kur sistemi itibariyle bu tür istikrarsızca konuşmalarla kriz giderek derinleşmiştir. Ve artık büyük bir yapısal kriz olarak kendini ortaya koymaktadır.
Bu yargı paketi demektedir ki yabancı ve yerli sermayeye, biz artık normalleşiyoruz. Bir siyasal istikrar sürecine giriyoruz. Biz de bu zamana kadar uyguladığımız keyif uygulamaların ötesinde bir hukuksal zemine geçiyoruz. Ve dolayısıyla bize hukuk yön verecektir. Dolayısıyla bir normalleşiyoruz işareti veriyor. Onun için de esas olarak bir sermayeye güven verme amacı taşıyan bir düzenlemedir. O yüzden de kriz zaten deyim yerindeyse Erdoğan'ın fırçasıyla, damadın cilasıyla çözülemeyeceği anlaşıldığından artık bu yargıda buraya güven verecek bir kendilerince bir açılım yapma ihtiyacı duymuşlardır. Bir projeksiyon tutma ihtiyacı duymuşlardır. Değerli arkadaşlar, kriz bildiğiniz gibi zaten derinleşti. 2001 yıl içerisinde 190 milyar dolara yakın bir ödenmesi gereken kısa vadeli borç var. Kriz zaten hazinede bu kısa vadede ödenecek borçlar için hazinede de yeterince bir kaynağın olmadığı da çok belli. Bu zamana kadar zaten krizin yükü işçilerin, emekçilerin, yoksulların sırtına yıkıldı. İnsanlar artık büyük bir umutsuzluk içerisine sürüklendiler. Ben Antep'teki iş bulamayan bu genç insanın kendisini nasıl canına kıydığını hepimiz görelim. Köprüden atlayan insanları görelim. Ve dolayısıyla artık %91'in ihtiyacını karşılamak için, krizden çıkarmak için %99'a yönelik bir yapısal düzenlemeler içerisine de girilecek. Ve dolayısıyla hukuk bunu normalleştiren, buna bir toplumsal meşruiyet kazandıracak bir zemin oluşturmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde kıdem tazminatının bir fona devri söz konusu olacak. Bireysel emeklilik sisteminde bir yasal zorunluluk getirilecek ve vergi tabana yayılacak deniliyor. Verginin tabana yayılması ne demektir? Vergi zaten tabandaydı. Bundan sonra daha çok vergi gündeme gelecek. Borçların tahsilatı için. Şimdi ortada bir 40 katır mı 40 satır mı bir politikası vardır ve buna da aynı zamanda bir hukuksal makyaj yapılmak istenmektedir. Değerli arkadaşlar, bugün kendi yakın borçlarını dahi ödemekte zorlanan Türkiye yeniden dünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun da toplantısındaki sonuçları baktığımız zaman yeniden askeri operasyonları yoğunlaştıracağı, sürekleştireceğine dair kararlar açıklıyor. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce çeşitli adlar altında operasyonlar yapıyorlar. Yine güneye bir operasyon yapılmış oldu. Şimdi aşağı yukarı orta yaş kuşağında olan her insan, yani 40'ına 45'ine gelmiş her insan bu aynı nakaratla yatıp kalkan 40 yıllık ezberi biliyor. Bu tekrardan başka bir şey değil. Defaatle, yani 20, 25, 30 kez bu operasyonlar yapıldı. Şimdi bu operasyonlar ülkenin kaynaklarını tüketmekten ve can kaybını artırmaktan başka hiçbir işe yaramadığı görülmüştür. Ama bu aynı zamanda başka bir ülkenin zaten topraklarına yönelik bir askeri operasyon olduğu için de o ülkenin zaten egemenliğine karşı da bir ihlaldir. Uluslararası hukukta bu bir ihlaldir. Aynı zamanda sorgulanması gereken bir durumdur. Değerli arkadaşlar, seçim döneminde de biz gördük ki iktidarın bu zamana kadar anlattığı beka meselesi onların iktidarlarının bekası olduğunu biz gördük. Bugün ne hikmetse çok bekadan söz etmiyorlar. Büyük ihtimalle İstanbul seçimlerinde eğer sıkışırsalar yine gündeme gelebilir. Şimdi burada da bu askeri operasyonları da beka ile birleştirdiğimiz zaman görülüyor ki siyasi iktidar
savaşsız, şiddetsiz ve askere operasyonsuz bir iktidarını sürdürmekte zorlanıyor. Bunu bir milliyetçi hezeyan eşliğinde, bir şöven bakış altında, bir üstüne örtü örtmeksizin bu iktidarını sürdüremiyor. Hayat biraz normalleştikçe insanlar içinde bulundukları ekonomik krizi, siyasi krizi, jeopolitik faktörleri görüyorlar. O yüzden de bunun bir üstüne kalın bir örtüye ihtiyaç vardır. İktidarın ihtiyaç duyduğu budur. O yüzden de bizim ihtiyacımız olan şey, madem bir yargı paketinden söz ediyoruz, bir demokratikleşmesinden söz ediyoruz, bir stratejik vizyonundan söz ediyoruz, o zaman ihtiyacımız olan bölge barışına da katkılı olacak. İçeride ülke halklarının barışına da katkılı olacak ve giderek hakkı, hukuku, adaleti tescil edecek bir düzenlemeye ihtiyacımız olabilir. Bu sadece ihtiyaç, Türkiye halklarının ihtiyaçlarını, çıkarlarını gözeten değil, bir demokratik Orta Doğu perspektifiyle birlikte, bütün birlikte yaşadığımız halkların eşitçe, ortakça çıkarlarını eksen alan bir bakış açısına ihtiyacımız var, düzenlemelere ihtiyacımız var. O yüzden de biz değerli arkadaşlar, iktidarı bu operasyonlardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bölgede bir barışçıl politikaya dönüşün tam da zamanlı olduğunu düşünüyoruz. Bakınız, altını çizerek, bir noktaya değinerek bu konuyu tamamlamak isterim. Şimdi Suriye'de 8 yıldır bir iç savaş geldi, kritik bir eşiğe dayandı. Şimdi Türkiye'nin burada yoğunlaşmış bir askeri operasyonlarını, faaliyetin olduğunu biliyoruz. Askeri yığınak yaptığını biliyoruz. Ama öte yandan ne hikmetse Kürtler şu ya da bu düzeyde, yeni Suriye'de bir statü elde etmesin diye dün katil Esed dedikleri Suriye rejimiyle şimdi bugün kardeş Esad olarak görüşme yaptıkları basına yansıyor. Siz şimdi katil Esed dediğiniz bir rejimin lideriyle kendi çıkarlarınız için görüşmeyi meşru görüyorsunuz da, o ülkenin artık vazgeçilmez halklarından biri olan Rojava halklarıyla neden bir görüşme yapmıyorsunuz? Onların temsilcisi olarak gördükleri demokratik bir siyasi parti olan, onların yapısı olan PYD ile mesela neden kamuoyunun, bölge halklarının önünde açıkça bir görüşme yapmıyorsunuz? Bizim önerimiz şudur. Bu görüşmelerin hiçbiri kapalı kapılar ardında görüşmeyi gerektirmiyor. Suriye halklarının önünde açık, demokratik, meşru bir demokratik müzakereyi esas alan yöntemlerle yapılmalıdır. Ve iktidar PYD ile Suriye'deki bir demokratik çözüm süreci için görüşmelidir, görüşmeyi yapmalıdır. Eğer rejimle görüşüyorsa, eski rejimle görüşüyorsa, oradaki bütün halklarla da görüşmelidir ve yeni Suriye'nin inşasında barışçıl ve demokratik bir katkıda bulunmalıdır. O yıkıntının içerisinde ihtiyacı olan bölge halklarına gereken insani desteği ve yardımı yapmalıdır. Türkiye ancak Orta Doğu'da bir büyük Türkiye olabilir. Saygın bir ülke olarak bölge halklarının vicdanında hak ettiği yeri o zaman bulabilir. Değerli arkadaşlar, yargı paketiyle ilgili olarak son olarak şunu söylemem gerekirse, yani bu paket tam da Avrupa Birliği raporunun açıklandığı bir döneme denk getirilmiştir ve anlaşılıyor ki bu rapor henüz kamuoyuna açıklanmadan önce de rapordan haberdar oldukları ve ona uygun gerekli düzenlemeleri de yapmaya çalıştıkları görülüyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin
İhtiyacı olan şey gerçek bir demokratik yargı reformudur. Yargının saraydan bağımsızlaşmasıdır. Yargıçların saraydan özgürleşmesidir. Buradan başladığımız andan itibaren diğer arkası gelecektir. Bu olmaksızın, gerçekleşmeksizin Türkiye'de bir demokratik yargıdan, yargı bağımsızlığından, yargıçların özgürlüğünden söz etmek mümkün ne yazık ki olmayacaktır. Son olarak arkadaşlar, bu belediyelerle ilgili birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 31 Mart'tan sonra HDP'nin belediyelerine yönelik olarak doğrudan kayyum atamayan ama buradaki bütün kazanımları da ortadan kaldırmak için her türlü gayrimeşru yolu denediler. Önce kanun hükmünde kararnameli diye 6 belediye başkanımızı mazbatalarına el koydular. 56 belediye meclis üyemizin mazbatalarına el koydular. Bununla arkasından yetinmediler. Tekrar birkaç ilçemizdeki örneğin çoğunluğu olan belediye meclis üyelerimize çeşitli soruşturmalar açtılar. AKP'li belediye meclis üyelerini mecliste çoğunluk haline getirmek için bizi azınlığa düşürecek görevden alıyorlar. İlginç bir yöntemlere başvurdular. Arkasından ise arkadaşlar, görevi devralan arkadaşlar inanılmaz borçlar açıkladılar. Dudağımızı uçuklatacak kadar inanılmaz borç batağına sürüklenmiş belediyeler. Yani sanki düşman malı bir savaş sonrasında bir ganimet var ortada, bir yağma ve talan bakış açısı. Mesela bunun bir devamı olarak, bu anlayışın bir devamı olarak Kayapınar Belediyesi'ndeki kreşi işgal etmişler. İnanamazsınız. Kayapınar'daki kayyum 19 Mart 2019'da, yani seçimden 12 gün önce, oradaki daha önce belediye tarafından